yakalayacak. Kimse beni yakalayamaz bir kere. Çok yoruldum. Böyle iki elini yana açıp özgürce koşmak çok güzel. Bence de. Özgür kuşlar gibi uçtuk sanki. Ay çok güzeldi. Kendimi koşunca böyle hareket edince çok iyi hissediyorum. Ben de. Merhaba çocuklar. Merhaba Şuşu. Aş merhaba. Merhaba Şuşu. Çok nefes yoruldum. Nefes nefese kalmışsınız. Biraz da bu kırlarda, bu tepelerde koştuk ya Şuşu. Ondan. Ne güzel. Böyle koşunca biz kendimizi çok iyi hissediyoruz. Neden Şuşu? Bedenimiz hareket etmeyi, yürümeyi, koşmayı çok sever çocuklar. Yani koşmak da aslında bir çeşit spordur. Aha, spor bedenimize sağlık veriyor değil mi Şuşu? Evet canım. Sağlıklı olduğumuzda da kendimizi çok iyi hissederiz. Peki aklımızı, düşüncelerimizi, düşlerimizi nasıl etme edebiliriz Şuşu? Çok güzel bir soru Tutu. Bunu düşünüp sorguluyor olman ne güzel canım. Aa, bu sorunun yanıtını ben de çok merak ediyorum. Ben de. Peki şimdi bir düşünün bakalım. Aklınızın, düşüncelerinizin, düşlerinizin çok mutlu olduğu bir an anımsamaya çalışın. Düş yeri oyunu hala duymadın mı? Düş yeri app'i indir, hayatında oynayabileceğin en güzel oyunları oyna. Ben buldum. Harika, merakla dinliyoruz seni Tutu. Nedir? Ben en çok piyano çalarken düşlerimi, düşüncelerimi mutlu ve özgür hissediyorum. Çünkü onu çalarken sanki müziğin içine giriyorum. Ben de onun bir parçası gibi oluyorum Şuşu. Harikasın Tutu. Ne kadar güzel anlattın kendini. Sen ne güzel piyano çalıyorsun Tutu. Sağ ol Pepe. Ne güzel. Ben de buldum Şuşu. Seni dinliyorum bebe. Benim düşüncelerim, düşlerim en çok kendimi, yani hissettiklerimi çok iyi anlatabildiğim zaman mutlu oluyorlar. Ben galiba kendimi en iyi şiirlerle anlatabiliyorum. Vay, şiir mi? Harikasın bebe. Mutlu bir günü seni gördüğüm an. Kapının ardında elinde bir tost ve süt. Onu yemeden giderim diye endişeliydin. Bense seni mutlu görmek için dünyaları bile yerdim. Aa, ne güzel bir şiir bu bebe. Sabah annemi görünce yazmıştım bu şiiri. Harika bir tanem. Çok güzel ifade ettin kendini. Şiir de olağanüstü bir sanattır. Sanat mı? Evet canım. Aa, sanat ne demek Şuşu? Sanat, her insanın kolay kolay fark edemediği etrafımızdaki önemli ayrıntıları fark etmek ve bu fark ettiğimiz şeyleri güzelliklerle başkalarına anlatmaktır diyebiliriz çocuklar. Bunu yapana sanatçı denir. Aa, ayrıntıları sanatçı kendi duygularını da katarak notalar yoluyla anlatırsa müzik eseri, renkler yoluyla anlatırsa resim, kelimelerle anlatırsa şiir, öykü, roman gibi eserler ortaya çıkar. Bu eserleri dinleyen, gören, okuyan kimseler yaşamdaki bu ayrıntıları sanatçı sayesinde fark eder ve yeni yeni duygular keşfeder. Çünkü sanat insanı yeni duygularla tanıştırır, farklı düşünmesini sağlar. Sanat insanca duygularla yaşamak ve bu duyguları paylaşmak için çok değerlidir çocuklar. Sanat harika bir şey o zaman. Bence de. Ben de düşlerimin ve düşüncelerimin en mutlu olduğu anı buldum Şuşu. Çok merak ettim. Nedir Pepe? Ben en çok birisi bana kitap okurken mutlu ediyorum düşlerimi ve düşüncelerimi. Hatta kitabı biri bana okurken düşlediklerimden öyle mutlu oluyorum ki aklımdan bir sürü değişik öyküler geçiyor. Yazmayı öğrendiğimde ben de öyküler kurup yazmak istiyorum Şuşu. Pepe büyüyünce yazar olacak yani. Çok güzel. Bence de çok güzel. Evet, neden olmasın bir tanem? Tabii ki yapabilirsin. İyi bir yazar olmak için önce çok iyi bir okur olmanı, yani çok çok kitap okumanı öneririm tatlım. Tabii. Bak bir öğreneyim ben okuma yazmayı. Neler yapacağım. Hadi bize bir öykü yazsana Pepi. Tamam. Başlıyorum. Çok heyecanlandım. Ben de.
Dinliyoruz seni Pepe. Zamanların birinde çok aksi bir kaptan varmış. Gemiyi kullanan kişiye kaptan denirmiş. Bu kaptan çok asık suratlı ve biraz da sinirli bir kaptanmış. Kaptanın gemisinde çalışan diğer denizcilerse kaptanın aksine çok güler yüzlü, çok sevgi dolu denizcilermiş. Hem işlerini çok iyi yaparlarmış, hem de yaşamdaki güzellikleri bilir, yaşar mutlu olurlarmış. Aa bakın, güneş ne kadar güzel bakın. Evet denizci be, bugün güneş her zamankinden daha güzel gerçekten. Bakın şurada da bir tane yunus balığı sürüsü geçiyor. Ne kadar güzeller, şunlara bakın. Evet çok güzeller. Denizin mavisi, bulutların beyazı. Aldığımız hava bile harika. Kaptan yaşamdaki böyle küçük ama insana mutluluk veren bazı ayrıntıları pek göremiyor. Görene de pek bir sinirleniyormuş. Ne yapıyorsunuz burada? Yunuslara, güneşlere bakacağınıza işinize bakın. Hadi bakalım hadi. Bizi hiç anlamıyor. Gerçek hayatta da böyle aksi kişiler var değil mi Şuşu? Evet canım, elbette var. Ay ben bu aksi insanların hepsini bulup onları tek tek gülmeyi öğretmek istiyorum Şuşu. Ne güzel olur canım. Hadi Pepe devam et. Tamam. Gemiciler günlerdir denizde yol alıyorlarmış. Çok çalışıp çok yorulmuşlar. Dinlenme vakitleri gelince üçü bir araya gelip iyi vakit geçirmeye karar vermişler. Denizci Tu çok iyi piyano çalabiliyormuş. Bu benim kendi bestem. Adı da Denizci Bir Başına. Demek bizim denizci arkadaşımız besteler de yapıyor. Ne güzel. Seni dinliyoruz denizci. Hadi çal. Vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz diye denizcilere kızmış. Denizci B artık dayanamamış. Ne zamandır hep sustum. Ama artık susmayacağım. Çünkü sen de insansın. Ve insana ait güzelliklerden mutlaka anlarsın. Bu ne demek şimdi? Hiçbir şey anlamadım ben. Denizci B'ye doğru söylüyor. Artık senin de müzikten hoşlanmayı, etrafındaki güzelliklerin ayırdına varmayı, durup düşünmeyi, düşlemeyi, bunlarla gülümsemeyi öğrenme vaktin geldi kaptan. He, nasıl yani? Ben de denerim, gülümserim diyorum. Çok kolay kaptan. Bak şimdi bize. Başına gelen iyi olmayan şeyden bile derin bir nefes al. Sonra şöyle bir gülümse. Hadi lütfen. Başardım. Sonunda sevgisiz ve aksi kaptan da gülmeyi başarmış. O günden sonra kendini çok daha mutlu hissetmiş. Artık sevgisiz kaptan da diğer denizciler gibi sevgili bir kaptan olmuş. Yaşasın. Harika bir öyküydü abi. Evet Pepe, gerçekten. Ben bu öyküye bayıldım. Dudu ne oldu? Ben bir türlü bulamadım. Düşlerimin, düşüncelerimin en çok mutlu olduğu anı. Oh.
İyi düşün tatlım, mutlaka vardır. Buldum, buldum. Ben en çok bale yaparken mutlu oluyorum. Uçuyoruz. Uç 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 uç. Cevap ver, uç uç. Çiu. Uçucu bulamadık henüz. Ha, işte uçuç orada. Uçucu bulduk, bulduk. Merhaba uçuç. En sonunda seni bulduk. Her yerde seni arıyoruz. Çiu. Bu neymiş de uçak? Ne istiyorsun? Lili. Merhaba uçak. Benim adım Uç Uç. Lili değil. Tamam. Ben de at uçak. Aa, niye senin uçağın adı yok Diko? Bir at bulalım ona da. Tamam, bulalım. Ne olsun? Bilmem, bakayım bir. Ona uygun bir at bulalım. Diko, böyle tutsana uçağı. Aslında bu uçak neredeyse Uç Uç ile aynı. Öyle mi diyorsun Lili? Baksana Liko, ben bir fark göremedim. Aynı olduğuna emin misin Lili? Ha? Ay canım, pembeyim gelmiş. Dur gıdıklar. Ne yapayım, çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum Lili'cim. Ben ikinizi de çok seviyorum. Hey, Liko, seni bekleyince. Sence bu uçaklar aynı değil mi Bembik? Bence aynı değil Liko. Farklı ki. Arkadaşlar, siz uçuksa bu elimdeki uçak arasında bir fark görebiliyor musunuz? Aferin size. Doğru tabii ya. Uç uç büyük, elindeki uçak küçük Liko. Arkadaşlarımız doğru söylüyor. Evet, doğru. Uç uç ile bu aynı renkte. Kanatları aynı, gövdesi aynı, renkleri aynı ama büyüklük olarak farklı. Çok yaşayın. Ha? Bu elindeki uçak büyük, uç uç küçük. Öyle değil mi? Aşk olsun Liko. Uç uç sence elindeki uçaktan daha mı küçük? Olur mu hiç öyle şey? Değil mi? Bak Liko, sana iki tane top çizdim. Bu top büyük, bu top küçük. Gördün mü? Şimdi de iki tane araba çiziyorum. Bak. Bu araba büyük, bu araba küçük. Anladın mı Şaşkoloş? Şimdi söyle, uç uç mu büyük, elindeki uçak mı büyük? Anladım Lili. O zaman uç uç büyük, bu elimdeki uçak küçük. Şöyle, işte şimdi bildin. O zaman bir büyük küçük şarkısını hak ettik hepimiz. Hadi söyleyelim. Haydi arkadaşlar, herkes ayağa. Büyük küçük şarkımız geliyor. Siz de bizimle büyük küçük şarkımızı söyleyip dans edin, hadi. İşte bir uçak. Danslar ediliyor öyle mi? Kılavuz. Yine kılavuzu çağırmadan şarkımızı söyledik. Kılavuz. Yine küsecek misin bize? Hayır, küsmeyeceğim. Çok yaşa kılavuz. Yaşasın. Sevindim. Bugün canım küsmek istemiyor. O zaman bize harika bir oyun oynatabilirsin. Evet kılavuz, hadi. Oyun ekranını sıca döndürüyorum o zaman. Dur. Nedir bu kılavuz? Büyük küçük oyunu. Vay! Yeni öğrenmiştim. Hemen bu oyunu kullanacağım bu bilgimi. Ne güzel.
nasıl oynayacağız kılavuz? Önce size bir sürü kart vereceğim. İşte kartlar burada. Ne var bu kartlarda kılavuz? Anlatıyorum Liko, acele etme. Bu kartların hepsini yere, üzerindekiler gözükecek şekilde açıyoruz. Ben Mik'le beraber size bazı bilmeceler sormakla başlayacağız. Hadi gerisini oynayarak öğrenelim. Ay çok heyecanlandım, hadi. Çok sever oyun oynamayı. Bilmiyor konuşmayı. Ama çok iyi bilir ağlamayı. Bu bilmecedeki şey bu kartlardan birinde. Hadi bulun bakalım. Bir kez daha söylüyorum, dikkatli dinleyin. Tombul tombul yanakları. Ay yanakları olduğuna göre bu bir insan. Çok sever oyun oynamayı. Ben de oyun oynamayı çok seviyorum. Bilmiyor daha konuşmayı. Konuşmayı bilmeyen ama oyun oynamayı çok seven bir insan arıyoruz o zaman. Ama çok iyi bilir ağlamayı. Aa ben buldum galiba. Arkadaşlar siz bu kartların içinde konuşmayı bilmeyen ama oyun oynamayı çok seven, yanakları tombul tombul ve çok ovalayan bir insan görüyor musunuz? Doğru, bu bilmece bir bebeği anlatıyor. İşte bu kartta bir bebek var. Doğru. Çok yaşayın, bildiniz. Şimdi ikinci bilmeceyi dinleyin. Çok iyi ninniler söyler. Yapar bize çeşit çeşit yemekler. Aa. Biz onu çok kızdırsak bile o bizi hep çok sever. Bu kolaymış, ben hemencik buldum. Arkadaşlar siz çok iyi ninni söyleyen, çok güzel yemekler yapan, onu kızdırsak bile bizi çok seven birini tanıyor musunuz? Evet ya anne, güzel annelerimiz. Bulduk işte, bu kartta bir anne var. Evet bu bir anne. Aferin size. Şimdi sizce bu kartlardakilerden hangisi büyük, hangisi küçük? Evet, bulun bakalım. Bence ne diyorsunuz arkadaşlar? Hangisi büyük, hangisi küçük sizce? Evet, tabii ki de anne büyük, bebek küçük. Annelerimiz bebeklerden daha büyük. Doğru. Anne büyük, bebek küçük. Evet, bir sonraki bilmecemize hazır mısınız? Ağaçta yetişen bir meyvedir. Görünüşü de top gibidir. Bu kadar işte bilmeceleri. Ay, ağaçta yetişen şekli top gibi olan bir meyve bulmamız gerekiyor. Siz bu kartların içinde top gibi şekli olan ağaçta yetişen bir meyve görüyor musunuz arkadaşlar? Hani nerede? Bak işte Erik burada Leli. Erik. Size yine bildiniz. Hemen ikinci bulmaca geliyor. Tamam gelsin Pembik. Sulu sulu bir meyvedir. Yerde yetişir, ağaçta değil. Bir yersen bir daha istersin. İçi kıpkırmızı, dışı yemyeşil. Yine bir meyve bulacağız. Ama bu sefer ağaçta değil, yerde yetişen bir meyve. Hem de içi kırmızı, dışı yeşil olan bir meyve. Siz böyle bir meyveyi görüyor musunuz arkadaşlar? Tabii ya, harikasınız. Dışı yeşil ama bir keserseniz içinden kıpkırmızı sulu sulu bir meyve çıkar. Bu bir karpuz Pembik, buldum. Çok iyi gidiyorsunuz ama süre bitiyor. Hadi bitirelim o zaman Pembik. Şimdi ne yapacağız? 4. Şimdi bu iki meyvenin hangisi büyük, hangisi küçük söyler misiniz? 3. Siz söyler misiniz arkadaşlar? Burada erik ve karpuz var. Sizce hangisi büyük, hangisi küçük? 2. Evet Liko, bence de karpuz büyük, erik küçük, büyük, küçük, bir. Doğru, karpuz büyük, erik küçüktür. Süper! Tamamını bildiniz, yaşasın! İşte bir bardak küçük.
küstün yine. Ben siz söylediğiniz şarkı bu büyük küçük şarkısıydı değil mi? Evet. Ne oldu ki? Başta ben siz söylediğiniz için küstüm işte. O zaman seni bir güzel gıdıklayalım da. Sen gör gününü. Gıdıklayın. Yapmayın yapmayın. Merhaba Pisi. Merhaba Cücüğüm. Ne oldu canım, nedir bu halin? Cücüğü çok sıcak hava, baksana. Bu tüylerin altında piştim sıcak. Evet canım, gerçekten hava bugün çok sıcak. Serinlemenin bir yolunu bulmak lazım. Ablam. Nasıl serinleyeceğimi buldum Cücüğüm. O ne Pisi? Bu bir şişme avuç sucu. Bak burada düdüğü var. Buraya böyle üflüyorsun, şişiriyorsun. İçine de soda alırıp serinliyorsun. Harikaymış canım. Renkleri de çok güzel. Sağ ol Cücü. Şimdi onu şişirmeliyim. Ay daha şişmemiş ya. Ama ya. Çok büyük bir havuz bu Pisi. Nefesin onu şişirmeye yetmeyecek sanırım. Ama onu şişiremezsen sürünleyemem ki. Şişireceğim. Pisicim. Koku alayım. Sanki kara karga buraya geliyor. Bir ağlama sesi duydum sanki burada. Pisi, neden ağlıyorsun arkadaşıma? Hava çok sıcak kara karga. Evet, ben de çok sıcakladım vallahi. Gelmeden biraz battım çıktım suya. Ben suya girmek istiyorum ama havuzumu şişirmeyi başaramadım kara karga. Nefesim yetmedi kara karga. O zaman sana lazım bir pompa. Kara karga sana bir pompa lazım dedi. Pompa ne dedi? İşte sana bir pompa. Pompa ne işe yarar çocuğum? Pompa nefesimizle şişiremeyeceğimiz şeylerin içine hava üfleyen bir alettir Pisi. Nasıl yani? Yani tıpkı senin üflediğin gibi hava üfler pompa. Ama o bir alet olduğu için bizim gibi yorulmaz. Gördün mü? Harika. Hayatıma hoş geldin pompa. Seni pek çok severim bu. Harika kalıyorum. Sanki
Tam buraya geliyor. Ay, ay, ay. Pan, dur. Ay, ne oldu böyle Pan? Sakın ol Pan. Ne güzel serinledin vallahi. Aa, bu kara karga ne yapıyor burada? Git, git biz karga. Git dedim sana, git. Pan, dur. Git, git dedim sana. Git, buraya koşun. Git, git dedim sana. Pan, düşündüğün gibi değil. Şimdi sana bir tane vurursam. Allah seni kovaladı. Kovaladım işte kara kargayı. Ama hiç iyi yapmadım Pan. He? Niye ki? Kara karga bana bugün çok iyilik yaptı. Bu havuzu şişirmeme de yardım etti. Hmm, gerçekten mi? Evet Pan. Keşke beni dinleseydin. Kara kargayı da üzmeseydin. Hep beraber havuzda oyunlar oynayıp serinlerdik. Hem de çok eğlenirdik. Çok üzüldüm. Ben sandım ki havuzumuzu patlatacak sizi. Ama aklıma bir yol geldi Sisi. Kara karganın gönlünü alacağım şimdi. Peki nasıl? Kara karga, affet beni. İstemeden üzdüm seni. Eğer beni affedersen çok çok mutlu edersin bizi. Bilemedim şimdi. İnanayım mı size Pisi? İnan kara karga. Hadi gel oynayalım beraber havuzda. Geliyorum o zaman. Guak guak ya. Yaşasın. Artık o zaman. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Dürbüne mi? Pompaya mı? Teraziye mi? Doğru, pompaya. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir pompa çizin. Düş Yeri Kitap'la birbirinden öğrenceli kitapları okumaya, dinlemeye, izlemeye ne dersin? Düş Yeri App'i indir. En güzel video kitapları oku, izle, dinle.